Yeni videomdan selamlar. Hoş geldiniz canlar. Şuradan şöyle bir kap alayım. Patates kızartacağım çocuklara. Dışarıdan patates alacağım. Nasılsınız güzeller? İyi misiniz? Geçen hafta Cuma pazarından almıştık patates. Yeter mi? Yeter bu kadar. Bu hafta Cuma'ya gitmedik. Evde de öyle çok aman aman ihtiyacımız olan da bir şey yoktu. Bu patatesler de bu hafta bize yeterse haftaya gideriz inşallah. Şimdi ben tripodum nerede? Salonda mı acaba? Herhalde en son salona koymuştum. Patateslerimizi soymadan önce yağımı hazırlayayım. Şunu şöyle koyayım. Çaydanlığını kenara alayım. Sabah. Sabah yıkamıştım çünkü çaydanlığımı. Yavaş yavaş ısına dursun. Ah canım, ekmeğimiz de yok. Ekmek de al. Ekmek hiç yok canım. Fırından al istersen hadi. Sürekli beni çağırıyorlar. Bir türlü patatesi soymaya başlayamadım. Ne yapıyorsunuz canlar, güzeller? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Şuraya koyayım, ince bir demlik şey yapayım da. Halide motoru çıkarıyor. Şimdi kalktı. Motoru çıkarıyor. Aşağı çarşıya kadar bir iniyor. Markete gidecek. Yine evde yoğurttur. Dur bakayım. Yoğurttur. Yumurtamız da yok. Süt 2 demeden 2,5-3 kutu kadar var. 3 kutu mu diyor? Evet, 3 kutu var. Dedim gitmişken ekmeğimizi de al gel. Bir önceki videomda izlemişsinizdir. Ali bir tane şey getirtirdi. Şarjlı testere getirtirdi kendine. İşte bizim evin önünde biliyorsunuz iki tane ağaç var. Onların dalları falan uzadı mı? Biri incir ağacı, biri zalzalak ağacı. Dalları uzayınca evin önünü çok kapatıyor. Görüş açımızı kapatıyor. Sıkıntı veriyor yani bize. Onun dallarını kesmek gerekiyor. Şimdi mesela incir ağacı artık meyveleri bitti. Böyle 3-5 tane bir şey kaldı. Onun dallarını kesmemiz lazım. Normal testereyle, normal böyle el testeresi var.
o insanı yoruyor. Ve iyilik yani zor yoruyor. Hakikaten yoruyor. Ali hep onunla yaptı bugüne kadar. Daha önce de yapardı. Çok yorucu. Hep derdi elektrikli testere alsam elektrikli diyorum. Şarjlı testere. Ufak çaplı bir şey yani. Onu çok istiyordu almayı. Onun siparişini vermişti. İşte bir 4-5 gün falan olmuştu herhalde sipariş vereli. Bugün sabah kargo gelmişti. Şimdi kalkınca da 12-8'e döndü biliyorsunuz. Yatıyordu, kalktı. Biraz önce işte açtı onu. Ben hemen şunu bir yandan yıkayım da yağ ısınmak üzere. Açtı. Baktı bir şöyle kurulumuna falan ona buna biraz baktı. Tamam, çok memnun da kalmadı ya bilmiyorum abi. Denemeden de şey olmaz. Bir şey diyemem şimdi denemeden de. Artık belki yarın bir şey yapar. Mesela incirin artık dallarını kesilmesi gerekiyor. Evin her yerini kapattı. Balkonun her yerini kapattı. Sağdan soldan dallar kesilecek ki balkon biraz açılacak. Kaç defa da normal testereyle kesti. O da var yani. Normal testereyle de kesti kaç defa. Ama yine de yani şarjlısı daha iyi ya. Evet, şimdi deneme amaçlı böyle dallardan birini kesti de böyle uyut diye hani güzel kesiliyor. Uğraşmıyorsun. Kolun yorulmuyor. Onun sadece paketlemesi falan pek hoşuma gitmedi. Canı sıkıldı ona biraz. Paketlenerek ben yani şeyi biraz canını sıkan noktalar oldu ama bilmiyorum artık. Şimdi de çarşıya gitmesi gerekiyordu acil. Tuzlayayım. Ne yapıyorsun orada? Hayalet gibi bir anda gördüm seni kanka. Ay bugün de Nilay'ın huysuzluğu üstünde. Ay hiç durmuyor. Ay. Şimdi de sesi geliyor hanımefendinin. Bayağı bir ısındı, yanar şimdi. Açık kalsın. Çocuklar ne oluyor? Evde biraz sıkıldılar mı? Birbirlerine sarılıyorlar. İyi hadi onlar. Onlar işi bitmiş mi babanın? Şey kağıdın mı? Yere düştü kızım aslan onda. Yine çok sıcak hava. Nilay! Nilay! Yürüte işte koridora gelmiş. Ablası salona götürdü geri onu.
ne yapıyor? Ha? Telefona bakıyor. Çöplerini döktü mü? Bilmiyorum. Kapının önünde çöp var mı? Bak bakalım. Bak. Oraya koymuştum. Yok. Tamam, o zaman dökmüş. Peki ya, abim telefona bakıyor. Ne zaman bakacağız? Yemeğiniz. Yemeği yiyelim sonra akşam olsun. Ne güzel. Tamam. Daha iyi değil mi? Ay. Daha iyi. İsyan ettiler. Küstüm ben size. Küstüm, küstüm. Ay nereye kayıyorsun da? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık daha kızarsın diye bekliyorum. Şöyle ötekileri şey yapamadım. Acele ediyorum. Bir yandan Ali geldi. Şeyden marketten beni çarşıdan geldi. Markete daha gitmemiş de. Bir şey için gitti geldi. Marketten ne alınacak diyor. Ali mi diyor bilmem ne diyor. Bir kafama kaçtırdı koyayım. Ne dedim yemekten sonra beraber ne ama baktım yoğurt yok şimdi yemeğin yanına ayran yapacağım. Şunları hemen. Dedim hadi sen git. Sen git dedim bir şey yap. Yoğurt yok çünkü şimdi ayran falan yapacağım. Ben dedim sen yok dedim ama. Yok dedim ya. Yok. Al da gel al da gel hadi. Yemin ediyorum var ya şu sıcakta şu ocak başında kızartma yapmak Allah yardımcımız olsun. Bu lokantalarda falan çalışanları zaten hiç düşünemiyorum bu sıcakta. Lokantanın mutfak bölümünde yani. Çalışanların Allah yardımcısı olsun. Şunu doğrayamadım. Ali'nin beni sürekli çağırmasından. İki de bir beni çağırıyor. Yolda kendisi motorda. Yetiştiremedim. Şuradan çok güzel bu saatlerde güneş değiyor şuraya. Mutfak pencereme orkidelerim de yani şöyle göstereyim size de bakın güneş ne kadar güzel böyle hafif bir bu şuraya güneş geliyor. Kamerada pek belli olmuyor galiba ama şu an oraya çok güzel gerçekten güzel güneş değiyor. Tam oraya şu güzel şu yeni aldığım saksı var ya uzun ona ben kaktüs ekeceğim. Vallahi ona da elim değmiyor bir türlü. Orkidelere güzel güneş değiyor da orkidelerim şu an iyi yaşıyor. Hiçbir sıkıntımız yok ama tek sıkıntım hala onlara ben şey almadım ya. Büyük orkide saksısı almadım. İhmallik ettim. Bir an önce onu şeyine kavuşturmam lazım. Şurası gibiymiş. Büyük genişçe bir şey. Kim bir kişi demişti bana gerçi hiç değiştirme falan ama bu da çok küçük yani. Çok ufak. Yağın altını kıstım yalnız bu arada ben.
karıştırıyoruz ki. Ya elimi yıkayacağım. Elimi yıkamadan kaşığa tencereye dokunasım gelmez. Deprem oldu. Şeyde, Maraş'ta deprem olmuş. Ben onu burada ütrettim. Çok hafif ama böyle kapandı. Yani çok değil. Çok az, böyle minik bir şey hissettim. Sonra kavga. Ondan sonra canlar, bilmiyorum öğleden sonra bir daha mı olmuş? Kandilli'de şey yok ama ben görmedim. Ama depremin süresi bu defa uzun canlar. Şeyi uzun, hem yani 4.95 şiddetinde var. Hem de saniyesi uzun. Bir tane ben şeye bakmadım gerçi, Kandilli'nin şeyinde yazıyor mu yazmıyor mu kaç saniye sürdü onu bilmiyorum da bir tane video paylaşılmış Instagram'da, Kahramanmaraş işte sabah olan deprem diye 9.30'da, tam 9.31'di, ben o zaman uyanıktım. Böyle bir sarsıntı, çok minik ama çok minik hissettim. Yani onu hissetmek için gerçekten yatıyor pozisyonda olmaz ama otururken bile onu belki hissedemeyebilirsin çünkü otururken bile hareket halindesin. Elini kolunu oynatıyorsun. Ben böyle dümdüz uyanmıştım. Nilay'ı biraz karnını doyurdum. Öyle yatıyordum. Böyle yatarken böyle hafif bir titreme başladı. Ben bir kalkmaya yöneldim. Deprem geliyor diye durdu. Heh. Aferin kızıma. Koy annem onları şeye. Ocağa yaklaşma. Ocağa yaklaşma aşkım. Onları koy çekmeceye. Onlar buranın mutfağı. Aylin havluları kaplıyor. Kızım sağ olsun. Teşekkür ederim annem. Ellerine sağlık. Şey, o şişeleri çıkar oradan. Ondan sonra canlar. Annem de hissetmiş. Demin annemin yanındaydım. Annemin yanına indik. Bir kahve falan içtik. Annem de hissetmiş depremi. Annem de diyor çok ağır, böyle çok hafif bir şey hissettim diyor. Yani bu depremde galiba bu dedim diyor. Çünkü hani bazen araba geçiyor. Araba evi hafif, böyle buradaki evlerin hepsinde artık böyle bir durum var. Çünkü daha zemin hala tam oturmuş değil. Merhaba. Buradaki nasıl değil. Nasılsın? İyi kızım. Sen nasılsın? İyi. Ne oldu? Hayırdır? Sen böyle sormazsın dermiş. Ne oldu, bir şey mi istiyorlar lan ya hemen? Hayır, sen şey yap. Sizin patateslerimiz kızarıyor. Gerçi ya, sen bir şey yapmıyorsun ama. Ne yapıyorum aşkım? Fırında baharatlı. Daha geçen yaptım ya. Bu da her gün yapıyorsun. Mücevher yapıyorsun. Mücevher, mücevher de olmadı. Mücevher değil. Onu da yapacağım. Ha. Anne şunu yap. Ne yok? Onu, Alper sen koyuver, senin boyun yeter. Banyodaki dolaba. Kızım. Lütfen yaklaşma şeye. Patates al, ona bir şey demiyorum da. Ocağa, tencereye yaklaşma anne. Ne diyordum ben? Söylediğim de yanlış şey yarım kaldı. Ne diyordun sen? Vallahi unuttum. Alper geldi, kafamı karıştırdı. Ne diyordum? Kaç. Kaçmana gerek yok. Allah'ım. Babanız mı geldi? Kapıyı bir açın çocuklar. Gitmesi gelmesi ne çok gitti geldi. Alper hiç yaramazlığın üstünde bugün. Alper bir başlarsa, Alper'in bir damarı var, bir huyu var. Şeyle bir uğraşmaya bir başladı mı, Aylin'le falan çok uğraşır. Yakup'la uğraşır, Aylin'le uğraşır. Aytuğa pek gücü yetmez. Doğru değil mi Alper?
sefer. Aydın abi güleyim ben. Aydın'la uğraşayım derse kavgaya dönüşüm falan. Yok, ben Aydın'la uğraşmıyorum. Aydın'la birlik ol diğerleriyle uğraşıyorum. Doğru, haklısın. Öyle yapıyorsunuz. Çünkü Aytu daha benim yaşım olduğu için. Aha, biliyorum. Büyükler küçüklere böyle. Ya neden bu patatesi böyle kızartırken yarısı kızarırken yenir? Böyle kenarlı olanları ben daha çok seviyorum. Sofralar sirkelenecek. Katlıyor musunuz çamaşırları? Aynen. Hadi bakalım, siz onları katlaya durun. Televizyonun sesini kısar mısınız? Yakup babasıyla gitmiş. Yakup gitmesin de ben mi gideyim? Hemen atlar o. Ay ay ay. Şükür Rabbim sana. Bugün doğru düzgün balkona bile çıkmadım, biliyor musunuz? Annemin yanına indim. Hemen hemen böyle bir iki saate yakın annem de aşağıda, annemin yanında oturduğum için bugün orada vakit geçirdim yani, anlayacağınız. Pek fazla şey yapmadım. Çiçeklerime falan hiç bakmadım mesela. Hiç bakmadım. Bak öbür odanın da ışığı yanıyor. Ay bu kendini taşıyamıyor. Kendini taşıyamıyor güzelim benim. Balkonun şöyle bir elektrikli süpürgeyle çekilmesi lazım. Dur şu patates işini ve yemek işini halledeyim. Ondan sonra burayı bir elektrikli süpürgeyle bir çekerim. Oturur çay içeriz çünkü burada yine. Demin söylüyordum ya, mesela incirin dalları biraz kesilecek. Çok kapatıyor evin önünü. Bir de yani meyvesi kalmadı. Bakın burada hiç, yani şurada bir tane meyve görüyorum. Onu bir alayım, dur. Neredeydi? Şurada. Tam da olmamış ama olmuş. Yok, olmuş. İşte şu dallar falan böyle artık kısalması lazım. Kesilmesi lazım. O da böyle ufak testereyle olmuyor. Çok zor. Şey testeresiyle. Bak şu dal, şu dal kalmadı yani. Bunlarda incir kalmadı. Şunlar tavana değiyor. Baksanıza termite sıkıştırmış oraya. O dallar kesilecek. Budanacak. Bunlar içinde bu da olmuş. Bunlar içinde testere lazım. Normal testeremiz var. El testeresi. Ama çok zor. Çok yoruyor kendisini. Elektrik şarjlı aldı, bakalım inşallah işe yarar. Şurada demin bir tane dalı kesti, deneme amaçlı meyvesi kalmayan dallardan birini kesti. Bir eve her şey lazım. Gerçekten bir eve her şey lazım. Her şeyin yeri ayrı. Işığı, iki tarafın ışığını da açmışlar. Yalnız iki tane de incir kopardım. Şeye çıkmışken şurada kalsın da ne durumda, biraz daha, azıcık daha kızarsın. En son şu kaldı, şunu da atayım. Ondan sonra dolapta yemeklerimiz var, onları çıkaracağım. Şurada var, annem dolma sarma yapmıştı dün. 2-3 tane sado yemiştik. Ben dün tavuklu bezelye yapmıştım. O var canlar. Yemeğim var bugün ya, şükür. Dün pilavdan da artmıştı. Şimdi şunu da çok az bir yoğurdum kalmış. Onu da çıkarayım. Ayran da yapacağım. İşte taze yoğurt da gelsin. Hepsini
Şundakini yapar, şuna eklerim şimdi. Başka ne çıkarabilirim? Şurada dünden de topladığımız 2-3 tane incir. Bunlardan da Nilay'a da yedireceğim ama şimdi Nilay'a önce bir yemek yediririm. Yemeğin yanında yemeğe biber de çıkarayım. Kaç tane? Şöyle. Bir de şu ikisi yeter. Nereye koydum onu? Hah, bunları yıkarım şimdi. Başka ne çıkarayım? Şu an burada başka çıkaracak bir şey yok. Patatesi çıkarayım içinden. Ali geldi şimdi marketten. Ben aldıklarını dolaba yerleştireyim bir yandan canlar. Patatesim kızardı. Suları götür kızım, ekmeği götür. Şu sofrayı kat ve birine koyuyorum. Bunlar bir süre ama. Neyi mi? Bunlar bir süre ama. Hayır. Şimdi değil. Şunu dolaba koyayım. Ne yapıyorsun sen? Bir şeyler yapıyorsun. Kim? Sen. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yok? Yaprak da. Marketten aldınız mı? Evet evet. Yumurta 99 lira. Çocuk bezimci 37 lira olmuş. Şşt, elleme. Niye yiyorsun? Yiyeceğiz zaten birazdan. Ya. Hadi 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 gevezelik yeter. Şunu koy. Yürü. Elleme. Yürü. Niye yiyorsun biraz? Biraz önce yiyeceğiz zaten. Yok ya, dedi ya. Ne alakası var? Ay sadece niye bir ekmeği götürüyorsun? Kitle götürüyorsun. Bango. Nam ne? Yakın. Haydi. Bunu yapmayı denemiyor musun? Farklı bir şey yapacağım. Bunu yemekleri koyayım. Yemekleri ocağa koyacağım. Bir ısıtmak için bir kalkın. Ah ayağıma takıldın. Su götüreceğim. Dur. Yani bir işi yapamıyorlar yani. Bir tane yumuş. Ya gidin şu mutfaktan gidin. Allah'ım yarabbim. Şimdi çocuklar yardım etmeye geliyor da yardım etmemek için gelen de var. Su içecekmiş. Yavrum yemek hazırlıyorum zaten. Geç sofraya. Ama ya. Su. Ama ya. Çok susadım. Hep bana susadığımızda yemek de veriyordun hemen. Neyi? Suyu. Bir kez verdim. Su. Veriyordunuz. Hemen. Su verelim aşkım. Ya. O buzdolabını açıyor. Öteki al nereye? Nereye gidiyorsun başka yere? O bir şey açıyor, bu bir şey açıyor. Bir yandan tezgahın üstü doldu. Marketten alışveriş geldi. Tezgahın üstünü bir yandan yoklatmam lazım. Bir almadı. Kahretsin. Ne yapacağımı şaştım. Almayacaksınız zaten. Herhalde sofra vermeme hiç gerek yok çocuğum. Gelin yiyin. Alın bir tane. Alın yiyin. Artık onlar sana. Senin artık onları giymemen lazım anne. Denizle sen aynı yaştasınız anne. Bu zaten şeyiniz de hemen aynı. Fiziğiniz falan da aynı. Şurada hazır ayran almış. Denizler seviyorlar. Normal
Yani aldığımız yoğurt da market yoğurdu ama benimkiler illa bu hazır ayranı da istiyorlar yani. Yani arada alıyoruz. Normal ayran içiyorlar ama ben ne yapacaktım? Ha. Üstünde şimdi var. Pantolon bir su dökelim. Şimdi bu vlog akşam yemeği hazırlığı olduğu için canlar büyük bir kısım zannedersem sofra hazırlamakla geçecek. Nilay'a yedirdim. İşte patatesinden. Ondan sonra yavrum yeter. Sofraya oturalım. Sofrada yiyin. Tamam mı anneciğim? Nilay'a kış koymayın. Uyudu mu gene? Evet. Kucağımda hele uyudu. Saat oldu. Seviyor muyum? İlk defa dikiyorum. Ay kuzum. Canım benim. Şu tamam. Bu da tamam. Daha tam ısınmamış. Yemek saati uyumuş Nilay. Neyse kalkınca yediririm ona, bir şey olmaz. Dün Nilay'a bezelyenin patatesinden, suyundan koydum bir tabağa. Tavuğundan da koydum. Böyle ezdim tavuğunu falan. Bir de bezelyelerin kabuklu, ya hani bezelyeyi yemesi zor olur onun için kabuklu, çünkü mesela kuru fasulye yaptığımda da aynısını yapıyorum, eziyorum zaten kabuğundan ayrılıyor ezdiğin zaman, kabuğunu atıyorum içine, bezelyenin içinden de koydum, iyice onu ezdim yedirdim yoğurtla pilavla. Gayet bir güzel yedi. Şimdi yine o şekilde yediririm diyordum ama hem patatesten de yediririm. Ay bak gene, ay bu da var ya, üstün de beni uğraştırdı. Aldığım hiçbir sürahiden yana şansım yok. Allah'ım. Abi çok sus. Aferin benim oğluma. Mini mini bir kuş, mini bir kuş. Nilay'ın eline bir oyuncak verir misiniz? Evet, getir çabuk. Aşkım. Bir tane mi getirdin sen de? Al kızım. Bir tane mi getirdin? Bir tane daha getiririm. Oyuncak dediğinde ki. Attı bir daha, gördün mü? Ya atmadan oğlum, niye atıyorsun? Al aşkım. Al çiçeğim. Niye açın diye? Aşkım. Baba, elinin ne oluyormuş?
Gel bakma ablaya, gel de bakalım. Ablayı çağır ablayı. Thank you.
Benim. 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 Anne. Çok iyi. Çaykoski'den söyle kızım. Ne dedi? Beton mu dedi? Akışla kızım. Akışla. Hadi bakalım seni çal bakalım. Buradan bir atı geçti. Hadi onu söyle bakalım. Çal, çal, çal. Bir saniye. Sen çalayı öğrenir ki dinleyeceğiz. Ha, sözlerini söyle bari. Sözlerini söyle. Dur bak oraya çıkarma. Şey yapıyoruz onu. Dinletiyorsunuz. Abla kaldır terliklerini, kaldırmaz. Kaldır terliklerini, kaldırmaz mısın? Evet. Oynamak istemiyorum. Canlı, canlı. Dönmeli oynamak istemiyorum. Aa, böyle çalmıyor mu? Canlı çalmıyor mu? Böyle çalmıyor. Yazı hatırlıyor. Dın 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 dursana. Ya bak takalca şey kaldırı takalım. Yap bunu. Ring 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 yap şu abiye. Şu abi yap, yap. Kartal gibi bir
boncuğum. Ne yapıyorsun şey ya? Bunu getiriyor inşallah. Bakak bakayım getiriyor mu? Sofrayı mı yiyorsun artık? Annen aç bıraktı sofrayı mı kemiriyorsun kızım? Kızım bak uç sadece girmiyorsa, uç sensin. Girmiyorsa başkasına ben sana 4 tane aldım ondan. Ben benim. Sahip çıkmayan sensin. Tamam mı kızım? Kaldırmayan sensin. Evet aynen. Daha yeni alındı o kalem, nasıl bozuldu? Bilmiyorum, kaç gün haber onu yapmıyor. Tamam kalsın. Ötekileri al, ötekilere bak. Az kaldı be var ya. Masayla alacağım. Sahibini de alacağım. Sahibinden. Sahibinden. Kızım. Kızım. Yedin yedin Yakup, bize de bırak. Bize de bırak, bize de. Biraz da bize bırak. Yakup. Okul başlamadan oğlum kalemler bozulur. Baba. Okul başlamadan kalemler bozulur. Baba gerçekten de tavukların tüyü çok pahalı mı? Niye ki? Ne pahalı mı? Tavuk tüyü. Tavuklar tüyü, kas tüyü pahalı. Ver bakalım. Ucu yamulmuşsa, kas tüyü, eğer şey olmuyorsa. Ucu demir değil mi bunun? Tavuk tüyü 26 lira ediyor. Tam at at çöpe kızım, ne yapayım ya? Bozulmuşsa. Bak bak bak. Ayın parasını alayım. Kusura bakma. Dayı. Yazmaya yazmaya elleme elleme bozmuşsun kalemi. Oraya da olsun başka bir şey. Hayır üstüne basmış. Bastırmışlar. Kalemi üzerine bastırmışlar. O da uç kısmı yamulmuş. Şey masa yüzünden. Yamulunca da. Kalemi kalemine koyarsan bir dahaki sefere bozulmaz. Masa yüzünden mi? Masa yüzünden mi? Kalemi nerede durması gerekiyor? Dinle mi? Allah'ın güzelliğine bak. Çok ama. Oy yerim ben seni. Yerim ben seni. Herkes bir dertte. Yavrum da emeklemek için uğraşıyor. Kızım benim. Aşkım. Yerim seni yerim. Yerim seni. Güzel kızım. Yeter Alper. Baba sen yeter. Baba bunu şey yapıp yapalım. Yeter çok güldünüz ha. Gidin yani. Aa bak bak sürünerek gidiyor. Hadi ha gayret kızım. Gel. Ha gayret annem. Orada bir şey var ha, elini aldı. Çekil hele ya. Çok uzağa koydun. Tamam bırak. Oy 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 oy. Ha ha diyorum ha. Ha 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 ha. Yeter sana sütten kafam şişti bak. Ya sütten niye karışıyorsun diye diye. Dilay abi sana torpil yaptı kızım. Uzaklaşır mısın lütfen? Ha gayret, ha gayret, ha gayret aşkım. Oy kuzum benim. Oy 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 hadi. Aylin gel hele bir Aylin.
Canlar, aşağıya iniyoruz. Biraz önce aslında annemler buradaydı. Yemek yedik. Balkonda oturduk biraz bayağı bir annemle. Sonra annem aşağıya inmişti. Aşağıdan sonra tekrardan haber geldi. Hani geçen bahsetmiştim dayımın oğlu nişanlandı diye. Geçen biz de onları görmeye gitmiştik ama evde yoklardı. Bir yere gitmişlerdi. Şimdi onlar gelmişler annemin yanına. Biz de iniyoruz aşağıya. Hoş geldiler. Hem tanışacağız yeni gelinle hem de bir hoş geldin diyeceğiz. Hadi in bakayım oğlum. İn. Sen in. Sen in. Anne bunun ne kokusu.